Bayağı maceralı bir kamp yaşıyoruz. Normalde San Diego şehir merkezinden bir saat uzaklıkta olan bir yere dağa çıktık. Ve görüyorsunuz her yer karlarla kaplı. Normalde bir saat uzaklıktaydı ama 4 saattir yoldayız. Bunu detaylı anlatacağım. Önce ama çadırı kurmamız gerekiyor. Çünkü hava iyice soğumaya başladı bu akşam. -6, -7'leri belki daha fazlayı göreceğiz. Bir an önce güneş artık tamamen batmadan çadırı kuralım. Bunu detaylı anlatacağım. Neler geldi başımıza. Ecem tuvalete kadar gitti. Ben de şimdi eşyaları indireceğim bir yandan. Umarım keyifli bir kamp olacak. İki gece buradayız. Hadi o zaman çadır kurmaya başlayalım. Evet, bize günaydın. Dün maceralı bir günün ardından yeni bir sabaha uyandık. Dün akşam bu arada inanılmaz tatlıydı. Çok keyif aldık da biraz koşturmaca oldu. Çünkü tam böyle güneş batıyordu filan. O yüzden her şeyi koştur koştur hallettik bir an önce güneş batmasın diye. Sonrasında çok keyifliydi ama. Ateşimizi yaktık, yemeğimizi yedik filan derken onları çok fazla çekemedik artık. Çünkü karanlık oldu filan. Çok güzel görüntü çıkmayacaktı. Ama bugün çekeceğiz. Bugün yeni bir gün. Daha saat 8.30. Kahvaltı yapacağız. Ondan sonra güzel bir yürüyüş yapacağız dağda. Yine o dağ aslanlarının olduğu dağda. Bakalım gidebileceğiz mi? Can korkmazsa gitme planımız var. Onun dışında neler oldu dün onları anlatmak istiyoruz size. Bayağı bir koşturmaca oldu. Sebebi de biz aslında başka bir dağa gitmiştik. Dağ Laguna'ya gitmiştik. Ha, öyle mi? Tamam. Tamam.
Ecem oradan sesleniyor. Ben de anlatacağım onu diyor. Beraber anlatalım diyor. Onu beraber anlatacağız. O zaman önce bir kahvaltımızı yapalım. Şöyle bir kahvemizi içelim sıcak sıcak. Dün bu arada çok fazla serin değildi. Yine eksileri gördük ama öyle bizim için dondurucu soğuk değildi zaten. Kalındık bayağı. Üzerimizde montlar falan vardı. Çadırın içini de göstereceğim nasıl bu soğuktan korunuyoruz diye. Bir de bantlar var böyle ısıtıcı bantlar. Onlar kampta bayağı işe yarıyor. Onlardan da biraz bilgi verelim istiyoruz. Şimdi bir kahvaltı hazırlayalım ama ya karnımız acıktı. Hava çok soğuk olduğu için böyle biraz daha pratik yemekler yapıyoruz. Ki çok fazla bulaşık çıkmasın, üşümesin eller diye. Şu anda sosisleri ne yapıyorsun? Kesiyorum ki daha çabuk pişsin. Normalde aslında bunlar pişmiş sosis. Evet, bunlar pişmiş rahat oluyor ya. Hemen evet. Ateşe tutuveriyorsun. Normalde akşam da yaptık bunu. Hemen böyle ateşin üzerine tuttuk. Güzel oldu ki yapacağız yine. Ama şimdi ocakta yapacağız. Çünkü ateş yakmayalım dedik. Evet. Bu bizim için bir kamp klasiği oldu. Evet. Hep yapıyoruz bunu. Bir güzel oluyor ama. Pişmiş olduğu için de çok rahat oluyor hemen. Isıtıyoruz, yiyoruz. Grilling cheese. Kızartma peynirimiz var. Biz bayağı seviyoruz bunu. Onları da keselim. Aslında şey ya, bu Kıbrıs'ın hellim peyniri gibi. Evet, tadı biraz farklı. Hellim biraz daha tuzlu oluyor. Bu direkt tuzsuz. Biz daha çok seviyoruz bunu o yüzden. Hellim çok tuzlu geliyor çünkü. Hatta bunun burada hiç açılmamış paketi var, onu da göstereyim. Böyle grilling cheese. Bu öyle lezzetli oluyor ya bu. Ha, reklam gibi oldu. öyle tutunca. Böyle o ya. Bize sponsor gibi oldu. Sponsor olsa keşke. Çok yiyoruz çünkü. Sabah kahvaltıda çay içeceğiz. Sallama çay artık. Aslında demleme çay olsa bu soğukta güzel giderdi. Of evet, gerçekten. Bronkomuz gelsin. Ondan sonra alırız belki. Çünkü yerimiz yok. Bu arabayla gelince en ufak bir eşya bile bize dert oluyor. Evet, döküm tavamızı da koyduk. Şunu da göstermek istiyorum. Şöyle hazır yağ getiriyoruz. Bu da pratik oluyor. Hani hiç boşu boşuna koca yağ taşımayın diye, bir de temiz oluyor. Bunu böyle hemen açacağız üstüme fışkırtmadan. Her şeyin pratiğini bulduk. Evet ya, bayağı pratik oluyor böyle. Özellikle yer probleminiz varsa bunlar bayağı yer kazandırıyor size. Daha var yağ mı burada? Bak daha ne kadar yağ çıkardım. Ama peynirler de soğuyacak. Bence önce sosisleri ve ekmekleri yapıp, bilemedim. Hadi peynirleri ya yapalım. Ya da istersen ya. Bak şöyle bir şey yapalım. Bence daha mantıklı olacak. Önce sosisimizi yiyelim. Ondan sonra peynirimizi yapalım. Üstüne peyniri yiyelim. Ama peynir sade mi yiyeceğiz peyniri? Evet, sade yiyeceğiz. Olmaz mı? Sıcak sıcak yeriz işte ikisini, evet, de. Evet, olabilir. Hadi öyle yapalım o zaman. Çerez niyetine yiyeceğiz peyniri. Tamam, çünkü biraz çaylar da oldu. Tamam. O yüzden hadi yapalım. Hatta evet, ben çayları çıkartayım, dur ya. Çok demlendi bu sefer. Seninkini de çıkartayım mı? Çıkart benimkini de. Önce sosisi mi yapalım, peyniri mi yapalım? İkisi birden sığmayacağı için tavaya böyle tek tek yapacağız artık. Evet ya, tek tek yapalım. Normalde tabii peynirle sosisler daha yan yana iyi giderdi ama. Tabii ben de öyle isterdim ama şartlar. Hadi bakalım, yak bakalım ateşi. Ekmekler nerede? Neyler? Ekmekler. Ekmekler çantada. Sen yak ateşi, ben çıkartacağım sosisleri, atalım. Tamam. Ateşle bakalım. Ateşleyelim. Şu yumurtaların da üzerine kesin basacağım. Orada çat duruyor diye. Kesin basacağız. Anam çok yakınsın yumurtalara. Çok korkuyorum. Dur alayım ben onları. Zaten soğumuştur çoktan.
Erittiler zaten burayı. Şu karda bile yumurtadan vazgeçmek yok. Yumurta her yerde. Yumurtasız olmaz. Bayağı güzel soyuluyor ama. Taze yumurta bir de. Taze yumurta zor soyulur ama. Evet. Ona rağmen güzel soyuluyor. Onu da söyledim. Normalde sıcak sudan direkt soğuk suya tuttuğunuzda şey oluyor. Kolay soyuluyor. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur bunu da. Ben 2 sene öncesine kadar bilmiyordum. O kadar yumurta yememe rağmen. At bakalım sosislerimizi. Hadi bakalım. Hiç cızırdamadı ya. Biraz cızırdıyor. Daha çok ısınmadı herhalde ya. Aşağıya doğru koyduk bunu. O yüzden bütün yağ şurada birikiyor şu anda. Bunu ayarlayabilirdik de neyse pişti artık. Artık çok geç. Zaten pişmiş aslında sosis. Evet işte biz bir ısıtıyoruz bunu. Bir de böyle dışı biraz daha yanık yanık olunca ben daha çok seviyorum. Aslında peynirleri yanına da hemen atabilirdik. Sığmaz mı diyorsun? 18 tane peynir buraya nasıl sığacak? Bir de ekmeği de koyacağız neyse tamam. Ekmeği koyacak mıyız buraya? Biraz koyalım ısıtalım ekmeği soğuktur çünkü. Kuş geldi dikkatim dağıldı. Ekmekleri de üzerine koyalım hafif. Tamam. Yakmayalım ama sonra ekmeği. Yok yok yakmayız ya. Hep yakıyoruz çünkü. Hep yakmıyoruz. Genelde yakıyoruz. O genelde şeyde odun ateşinde oluyor. Odun ateşinde birazcık fazla harlıyor, yanıyor bir bu sefer de. Bir şey yapamıyoruz, kestiremiyoruz zamanını. Evet. Derece olmayınca her şey doğal. Koy bakalım ekmekleri de. Isınsın biraz. Karnım acıktı ya senin. Abim de çok acıktı. Sen gerçi birazcık cips tırtıkladın sanki. Evet tırtıkladım birazcık. Çıtır çıtır vallahi ses geliyor. Hazır çok güzel oldu. Tam ayarında ısındı ekmeklerde. Üzerine bir de ketçap koyarız. Yeter herhalde. Yeter bence de yeter. Zaten sonrasında da o peynir var. Masayı da kurduk böyle buraya. Savaş masamız. Yumurtalar duruyor benim. Şimdi yiyeceğiz. Oh, çok güzel oldu ya. Şununki daha güzel oldu ketçapı. Harbiden ha. Masanın üstünde hepsini ama. Bir şey olmaz ya. Dün zaten temizdi. Bak rüzgar gitti. Rüzgar gidince daha sıcak oldu tabii. Rüzgar ne kadar etkiliyor ya. Çok etkiliyor. Ağzım yanar mı? Çay çok sıcak mı? Yok yok değil. Arkaya doğru düşmezsin. Yok ya. Yalnız birazcık şey garip oldu. Dün bekle çünkü sandalyenin bunun üstüne koydu. Hmm. Oldu hadi bakalım. Hadi bakalım. Afiyetler afiyet olsun. Afiyet olsun. Çaya bakalım. Çay güzel. Tam şey ayarında bence sıcaklığı. Hmm. Harbiden tam güzel. O ya böyle karda da sıcak bir şey içmek çok güzel değil oluyor ya. Sıcak mı? Sıcak biraz. Bravo. Oh peynirler doluyor. Evet ama daha tam kızarmadılar. Erken dayanamadım. Çeviriyorum. Evet dayanamadım. Biraz daha cips gibi olacak artık. Yemek sonrası. Evet atıştırmalık bu biraz daha. Bu ekmeğin arasında da güzel olur ya aslında. Ay evet. Bu her şeyde çok güzel olur ki. Şimdi kahve zamanı. Bir kahve içelim kendimize gelelim dedik. Aynen kahvaltımızı yaptık. Saat şu anda 12'yi çeyrek geçiyor. Bir kahvemizi içeceğiz. Ortalığı da biraz toparladık. Ondan sonrasında yürüyüşe gideceğiz. Bu maceralı yürüyüş bakalım yapabileceğiz mi? Bu arada şundan bahsetmek istiyorum kısaca. Bu bizim 16. mı? Kaçıncı kampımız? 15. Vallahi, 15 mi? Falan galiba. Evet. Ya 15 ya 16 emin değilim. Bayağı fazla oldu. Bayağı fazla yaptık ama ilk kez kar kampı yapıyoruz. Burada sonuçta hani böyle görüyorsunuz güzel manzaralar, keyifli bir kamp. Ama ekipman çok önemli. Yani eğer hazırlıklı gelmezseniz bayağı sıkıntılar yaşayabilirsiniz soğuk konusunda. Dikkat etmek lazım. Ben bir de Chicago'da yaşadım 4 sene boyunca yaklaşık. Ve hani gerçek soğuğun böyle orada -22'leri falan görüyorduk. Burada tabii o asla öyle bir soğuk yok. O kadar yok şu an. Ama soğuğun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorum. O yüzden gerçekten tehlikeli. Özellikle hani böyle karlı ortamlarda işte su geçirmez bot. Fırtına çıktı. Rüzgar çıktı. Bir anda rüzgar başladı. İşte su geçirmez bot olsun. Onun dışında işte yün çoraplar, içinize içlikler falan bunlar bayağı önemli. Şakası yok yani. Dikkatli olmanız gerekiyor. Hani bu konuda uzman olduğum için söylemiyorum. Sonuçta bizim de bu 16. kampımız ama her zaman yeni bir şeyler öğreniyoruz. Sadece dikkatli olmakta fayda var. Ki bir de şöyle de bir durum var aslında. Anlatmadık daha o hikayeyi. O hikayeden de bahsedeceğiz size. Aslında asıl kamp yapmak istediğimiz yer çok daha soğuktu. Yani evet. 1-2 derece daha düşük orası. Biz onun hazırlığıyla geldik buraya. O yüzden hiç üşümedik. Aynen. O zaten tamamen ayrı bir maceraydı. Kahve içelim. O direkt o hikayeyi anlatalım bence artık. Kahveyi burada artık tabii French Press'te yapacağız. Bu arada soğuk havalarda ikinci bir detay. Böyle izolasyonlu malzemeler kullanmak aynı zamanda bunlar için de önemli. Çünkü normal kullanırsanız suyu koyuyorsunuz anında soğuyor. Özellikle böyle karlı bir ortamda French Press izolasyonlu. İçine suyu koyduğumuzda en azından o kahve daha demlenirken kahvenin soğumamış olacak. Kahvemizi o zaman koyalım. Su hazır ısınıyor.
Tipler, Ömür Akkuzu'dan tipler geliyor. Gerçi dur bir tipim daha vardı, onu unuttum. Normalde şimdi direkt kahve içine koymayacağım çünkü birazcık sıcak suyla bir gezdireceğim ki içerisi ısınsın. Ondan sonra kahve ekleyeceğim. Onu unutuyordum bak, iyi oldu. İyi ki hatırlattım. Evet. Sen mi hatırlattın? Tip dedim, aklına geldi işte. Evet, suyumuz ısındı. Şimdi ilk başta birazcık döküyorum içine. Soğuk bir şey içemiyorum yani. Böyle kahve soğuyunca. Mesela Ecem birazcık daha soğuk sever. Ama ben böyle hafif ağzım yansın istiyorum. Mümkün olduğunca sıcak tutmakta fayda var kahveyi. O yüzden şöyle içini birazcık sıcak suyla gezdirdikten sonra kahvemizi ekliyoruz efendim. İnsanlar diyor ki alt üst kahve yapıyorsun ya falan diye. Öyle değil, kahve. Biz nasıl anlatıyoruz kahve? Kahve önemli. Kahve hastası bir insan olarak bu önemli. Tamamdır. Kahvemizi de ekledik. Şimdi suyumuzu ekleyeceğiz. Sonra demlenmeye bırakacağız. Aynen onu. Bir süre. Yaklaşık 8 dakika falan tutuyorum ben. Bu kahvenin çeşidine göre değişir tabii ki de. Genelde 8 dakika yetiyor. Kapağımızı kapatalım. Soğutmayalım kahveyi. Kahve hazır. Soğuk havada da kahve ama iyi gidiyor ya. Özellikle sıcak her şey iyi gidiyor aslında. Evet. Kahve, çay. Sen üzerine süt koyacak mısın? Koyacağım. Ben mesela onun üstüne soğuk süt koyacağım şimdi. Evet. Sen öyle asla içemezsin. Aynen, bana sıcak olması lazım. Gayet güzel. Starbucks kahvesi mi? Şu şeyden, maceradan bahsetmek istiyoruz. Dün yaşadığımız macera. Bizim normalde gideceğimiz yer aslında Da Laguna'ydı. Baya orası için hazırlık yapmıştık. Ki orası buradan çok daha fazla karın olduğu bir yer. Daha soğuk bir yer. Daha soğuk. Hatta bir gün öncesinde bakmıştık. -11'leri falan gösteriyordu gece. Baya soğuktu. Sonrasında yollara baktık. Yollar açık, hani bir sıkıntı yok gözüküyordu derken 11.30 gibi ben işten çıktım. Eve geldim. Hemen hazırlandık filan. Saat 1 gibi filan çıktık değil evet, mi? Evet aynen. Yani hava soğuk olacak diye ve günler de hala tam uzamaya başlamadığı için erken yola koyulalım. Gidelim bir an önce yerleşelim dedik. Bir de şöyle de bir şey var. Bizim çok beğendiğimiz bir kamp yeriydi orası. 13 numara. Önceden ayarlamıştık biz orayı. Aylar öncesinden ayarladık evet. Yani. Hani biz orada kalmak çok istiyorduk. Kalamamıştık. Ve çok güzel bir alan olduğu için orası her zaman çok dolu oluyor. Asla bizim istediğimiz, gitmek istediğimiz tarihlerde uygunluk bulamamıştık orada. Ta ki bu haftaya kadar. Onu da bayağı bir ay öncesinde falan bulabildik. Ne bir ay ya? 3 ay öncesinde falan. Tabii öyleydi. Yanlış hatırlıyorum bak. 3 ay falan önceymiş. Aynen. Hatta şu anda orayı tutmanız için, ya Ağustos'a kadar baktım, hafta sonu full. Hafta içi var yer ama çok hafta içi yer yok yani. Tutamıyorsunuz. Normalde diğer yerlerde oluyor. Diğer bölgelerde ama o istediğimiz bölgede olmuyordu. Onun manzarası çünkü çok güzel. Neyse, ondan sonra işte işten çıktım falan derken evden bir de çıktık. Çıktıktan sonra oraya doğru gitmeye başladık. Yollara çıktı. Yaklaşık bir saat falan sürdü yol. Bir saat sonra oraya vardık. Artık geldik yani, aslında yoldan gireceğiz. Normalde yolda tabii karlar vardı ama hep açmışlar yolları. Ta ki o giriş bölgesine kadar. Giriş bölgesinde saçma bir durum vardı. Yani bayağı şeyle karşılaştık. Karla karşılaştık. Evet. Yanımızda da zincir vardı aslında ama. Aldık zinciri. Evet, ne olur ne olmaz aldık ama o zincir de hani bizi kurtaracak gibi değildi. Yol öyle bir yoldu. Bayağı kötüydü. Hatta yani kalanlar olmuş, işte insanları çıkartıyorlardı filan. Bir de yani oraya kadar gideceksiniz zincirle şey, bir de mesela hani kar. Şimdi burada kar var ama kar şu kadar. Hani basınca, hani çadır kurmada çok sıkıntı olmuyor. Oradaki kar bayağı böyle tabii yüksek tabii, olduğu için yüksek. Uğraşmanız lazım. Hani uğraşırsınız, orayı bir kazmanız lazım belki filan. Bu fire pitlerin hepsi, odunları yaktığımız yerlerin hepsi bu kadar böyle kar doluydu. San Diego'da da son 2 gündür bayağı fazla kar yağıyor. San Diego'nun dağlarına, Mount Laguna olsun, şu an bulunduğumuz yer olsun. Özellikle Mount Laguna'ya çok fazla kar yağmıştı. Ve işin ilginç yanı da bize asla hiçbir mail de atmadılar. Yani burası kapalı, yollar bu şekilde, gelmeyin falan diye hiçbir mail almadık. Biz tintin gittik oraya. Gittik. Zaten orada host var. Normalde bu bölgelerin bir hostu oluyor. Ev sahibi mi denir artık? Yani hani bu bölgenin ilgilenen kişisi aslında. Aslında. Evet. Evet, doğru. Gittim adama söyledim. Nasıl yani, girilmez buraya dedim. Ki girenler vardı ama işte genelde onlar böyle dört çeker. Bronkomuz olsaydı girerdik belki. Evet. Gelmedi şu bronka. Ah o bronka. Hatta kapıda
adam direkt şey dedi, buraya girmeyin. Ben de bu girenleri kurtardım. Pazartesiden beri orada mahsur kalmış insanlar. O ki aslında host değildi oradaki. Bir evet, adamdı. Girişte gelmiş. Karşılaştığımız aynen. Birisiydi. Hatta Just Do It tişörtü vardı üzerimde. Şey dedi direkt yok. O tişörtü görünce Just Don't Do It. Yani girme içeri dedi. Hatta o hostla konuştuk. Dedik ki yani dedim niye böyle bir durum var? Hani burası temizlenmedi. Bütün yol açık çünkü. 3 gündür arıyorum dedi. Yani 3 gündür dedi. Orayı dedi açamadılar bir şekilde dedi. O çok ayrı bir saçmalık evet değil mi? Yani. Önümüzden 3 tane kamyon geçti karları temizleyen. Hmm. Girecek orada 2 saniyelik iş. Girecek şöyle bir süpürüverecek. Oradaki karı bitti gitti yani. İşte bir de, biraz da şeyden dolayı. San Diego olunca belki hazırlıklı değil. Şimdi Chicago'da düşünün bütün şehri temizliyorlar. Ama orada... Buradakiler bir şaşırdılar. Şaşırdılar belki yani. De. Olmadı. Neyse ne yaptık? Biz de orada birazcık bekledik. Bir hani yarım saat bir içeri doğru gittik. Sen evet, tuvalete yürüdün bir de falan. Falan diye. Neyse ondan sonrasında William Heise'yi yani bu kamp bölgesini aradık. Yerleri varmış. Hatta sorduk. Yollarınız açık mı? Yani hani gelebileceğiz mi? Bakın bizde dört çeker yok. Onlar da açık açık dediler. Hani biz kendimiz daha yeni temizledik dediler. Sadece kamp yerlerinde kar var. Tamam dedik. Zaten biz de bunu arıyoruz. Sonrasında oraya doğru yola koyulduk. O da ayrı bir hikaye oldu. Gittik belli bir yere kadar. Orada yolu kapamışlar. Neydi o? Sunrise mıydı? Sunrise Highway'i belli bir bölgesini kapamışlar. Daha sonrasında oradan hadi bakalım tekrar geri dön. Haydi diye bayağı. Dağdan dağa geçiyordu. Ondan sonrasında geri döndük. Başka bir yol bulduk. Neyse buraya sonuç itibariyle geldik zaten. Siz de dün gördünüz. 3,5 saatimiz gitti yollarda ve sen yolda da onu konuştuk. Ömür erken çıkmasaydı biz Laguna'dan direkt eve geçmek zorunda kalacaktık. Çünkü dün buraya geldiğimizde bile gün batmak üzereydi. Apar topar yaptık her şeyi. Hani bir yandan da günü batırmak istemiyoruz ki çadırı kuralım hemen. O yüzden çok video da çekemedik dün. Ama bugün video çekiyoruz. Zaten bugün onu bugün ayırdık. Bugün telafi ediyoruz bence o da. Şimdi güzel bir yürüyüş yapacağız. O dağ aslanlarının oldu. Bakalım üçüncü kez deneyeceğiz. Eylem korkusunu yenebilecek mi? Her seferinde de ben söylüyorum. Evet, yapacağız bu sefer diyoruz. Yapacağız hadi trail yapalım falan diyorum. Oraya gelince korkuyorum. Çok anlamsız bir korku geliyor üstüme. Niye bilmiyorum. Çok yapmak istiyorum ama çok korkuyorum. Yaparken de şey diyorum. Bu kadar korkuyla yapacaksam hiç yapmayayım diye kendime kızıyorum bu sefer. Garip duygular. O zaman gelin bir de içeri göstereyim size. Çadırın içinde neler var, soğuktan nasıl korunduk dün gece. 2 günlük evimizi tanıt bakalım bize. Öncelikle uyku tulumlarından bahsedelim. Uyku tulumları -6 dereceye kadar dayanıklı. Yani -8'de donmuyor da ama şey yani. Hani -6'ya kadar öneriyorlar bu uyku tulumlarını. Uyku tulumunu şöyle göstereyim size hatta. Şu uyku tulumuyla birlikte geldi. Beraber aldık. Bir de biz ekstradan bir battaniye daha koyduk. Hatta Ecem bir ekstra battaniye koydu. Yastık var bir de. Ben o battaniyeyi aynısından böyle bende de var. Uyku tulumunun üstüne örttüm. Ya evet aslında şöyle yaptı. Ömür şöyle altına koydu. Burasına koydu. Bir de sonra böyle üstüne doladı. Ama ben uyku tulumunun içine koymayı tercih ettim. Çünkü öyle çok daha fazla sıcak tutacaktı beni. Ben daha üşüyen bir insan olduğum için Ömür'e göre. Aynı zamanda burada şişme yatağımız var. Onun altında da sonuçta alt kar yani. Kar olduğu için buz geliyor. Hatta Ecem'in ayakları bayağı üşüdü dün akşam. İlk daha hazırlanma aşamasında. Çünkü bunları koyarken falan çıplak yere bastı. Çorap vardı ama hiç arada bir izolasyon yoktu. Sonra neyse ısıttı ateşte. Kolay oldu ısınması ama bir izolasyon daha gerekiyordu. Ne yaptık biz? Bizde eski başka uyku tulumları vardı şu şekilde. O uyku tulumları da bunun altına böyle serdik. Sonuçta alttan böyle gelen soğuğu engellesin diye. Öyle olunca da dün akşam gayet güzeldi. Hatta şeyler var. Onları da göstermek istiyorum size. Ha şunları diyorsun ısıtıcıları. Şunlar çok işe yarayan bir şey. Ben biraz ayağımı yakmış olabilirim bunlar. Evet ya. Ecem yine daha önce de yakmıştın hatta belini yakmıştın evet, bu sefer ayağı. Ama yanlışlıkla olmuştu. Bunun normalde tene değmemesi gerekiyor. Üstünde de bir sürü uyarı var teninize değdirmeyin diye. Ben gece yatarken koymuştum belime. Sıyrılıp tenime değmiş fark etmemiştim. O şekilde yanmıştı. Şimdi dün de ayaklarım şeyde çok üşüdüğü için çadırda. Çünkü direkt şuraya bastım ben. Bayağı. Ve altımız buzdolabı gibi. Karın üstündeyiz. Ayaklarım çok üşüdü. Ve ben onları yapıştırdıktan sonra ayağımı ateşe tuttum. Galiba birazcık su toplayacak. Bu nasıl oluyor? Şöyle hatta bunu gösteririz ya. Uygulamalı bir şekilde. Ayaklarımızı akşam koyacağız. Benim ayağımda var şu an. Şu anda var mı? Ha bak evet bu şekilde yapıştırıyorsunuz.
böyle pet gibi bir şey ve bayağı da sıcak tutuyor. Evet, çok bayağı sıcak tutuyor. Bu da ayrıca böyle büyük bir şey. Bunu da böyle belinize yapıştırıyorsunuz ve ben dün gece yapıştırdım bunu. Hala belimde duruyor ve hala sıcak. Normalde kaç saate kadar diyordu? 12 saate kadar diyor. Yani 12 saatten fazla oldu ama hala sıcak, başarılı. Bilmiyorum bunlar Türkiye'de var mı ama benzerleri kesin vardır. Böyle soğuk kamplarda kesinlikle kullanmalısınız. Bu arada bu çadır büyük. Aslında 8 kişilik bir çadır. Biz böyle birazcık daha büyük alanları seviyoruz. Büyük olması kışın bu bir dezavantaj aslında. Çünkü sebebi de çok büyük ve çok fazla hava var içinde. Normalde daha dar olsa daha çabuk ısınır. Bir de aynı zamanda bu her ne kadar 4 mevsim çadırı olarak geçse de şu yanları açık. Bunun üzerinde bir kılıf daha var. O kılıfı birazcık daha böyle yakın yaptım ki buradan az hava gelsin diye. Şu anda sıcak geldi. Sera gibi oldu içerisi. Ama normalde tabii akşam serin oluyor. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ama biz bayağı hazırlıklıydık. O yüzden hiç üşümedik dün gece. Umarım bu gece de aynı şekilde olur. Ya şöyle bir durum var. Dün gece daha soğuk olacaktı. Evet. Bugün biraz daha yumuşak hava düne göre. Dün üşümediysek bugün hiç üşümeyiz bence. Bence de. Yürüyüşten önce bir odun alalım diyoruz. Çünkü bugün büyük ihtimal daha erken yakmaya başlayacağız. Odun ihtiyacı olacaktır. Gece bayağı oturduk bu arada. 11'e kadar oturduk. Çünkü 11'den sonra ateşi söndürmeniz gerekiyor. Zaten buranın görevlisi gelip kontrol ediyor. Şurada bir bundle odunumuz daha var. Şöyle göstereyim. Bir de ayrıca şöyle 2 tane daha var orada daha yakmadığımız. Garantiye alalım işimizi. 2 tane daha alacağım ondan. Gidip alalım hemen. Zaten buranın girişinde çok yakın. Onu da alalım ki sonra gece odun aramayalım. Şimdi şuraya ödeme yapıp buradan odunumuzu alacağız. Buradan odunlarımızı alacağız şimdi. Şöyle 2 bundle'ı bu arada $12. Aynı zamanda burada böyle bazı şeyler var. Ne deniyor? Çıralar var. Şuradan 2 bundle alıp götüreceğiz. Odunlar tamam. Yerimize de geldik. Şimdi odunları indireceğiz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Odunlar $12 tuttu. Ben de adama $22 verdim. Adamın beyni aktı resmen. Çünkü algılayamadı niye $22 veriyorum diye. Verdim. Ondan sonrasında şey dedi. Ki bunun başıma geleceğine kesin emindim ama yine de yaptım. Sonuçta Türk'üz abi, yapacağız yani. $12 tutmuş şeye $22 veririm ki $10 para üstü alayım. Anlayamadı böyle. Açıkladım sonra, hani sizin için daha kolay olur bakın. Hani $10 verirseniz falan. Düşündü böyle bir saniye. Dur bir bakayım elimdeki para durumuna dedi. Orada sonradan anladı aslında, da ayak yaptı bana. Neyse sonrasında $10 verdi. Amerika'da bunu yapmıyorlar. Türkiye'deki mesela $6 tuttuysa normalde ne yaparsınız? Bozuk yoksa $11 verirsiniz ki geri $5 versin size. Tabi bu TL oluyor Türkiye için. Burada yok yani, böyle bir algılayamıyorlar. Neyse odunlarımızı aldık, indireceğiz şimdi. Ondan sonra da yürüyüşe. O zaman yürüyüş başlasın. Hadi bakalım. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Patır patır yürüyorum. Ağır geliyor ya kapılar. Aynen ya, şu kaldığımız da güzeldi. Evet. Ama hala favorimiz 62. Evet tabii canım, kesinlikle. Biz ne kadar yapacağız bunu? Bir saat falan yaparız. Evet, heyecanlı noktaya geldi. Bu üçüncü deneyimimiz olacak. Üçüncü kez. Hemen şu başından dönmüştük. Evet. Ama bir dakika, şunu göstermemiz lazım. Çünkü şurada korkuyu ona veriyorlar. Ona bakmak istemiyorum. Ona bakınca çok kötü oluyor. Burada dağ aslanı uyarısı var. Buradan çıkıyoruz bakalım. Yollar da bayağı şeyli ya. Çamurlu. Çamurlu. Bu arada kar eridi. Çünkü bugün hava sıcak. Yani sıcak dediğimde sabah 9 dereceyi gördü. Isınmaya başladı hava. O yüzden karlar biraz eridi. 2 gün önce bir fırtına olmuştu. Kar fırtınası vurdu. O zaman bayağı kar vardı. Ondan sonra erimeye başladı. Bu arada 2 hafta önce daha denize, okyanusa giriyorduk. Onunla ilgili bir video yaptık. Hatta birisi yazmış, isyan etmiş. Ya insan hiç mi kara basmayı özlemez diye. O yorumu gördüm. O yorum için o zaman arkadaş için yapıyorum bunu. Bu video ona gelsin. Harbiden. Yorumlarınızın hepsini okuyoruz bu arada. Ne çok oldu? Çok vıcık vıcık kayıyor, dikkat et. Ama bazen cevap veremiyoruz. Yoğunluktan sonra cevap veririz diyoruz. Bazen kaynıyor, kusura bakmayın ama bütün yorumlarınız hakikaten çok değerli. Çok da önem veriyoruz. Baltayı aldın mı? Baltalar, çakılar yanımızda. Kayıyorduk. Kayıyor. Bir de leş gibi oldu ayakkabılar. Artık yapacak bir şey yok. Bu ayakkabılar kamp ayakkabısı. Aynen. Hadi bakalım. İyi, buraya kadar sanki daha önce gelmemiştik. Bu arada bugün tuvalete giderken bir tane izle karşılaştık. Onu göstereyim hatta size. Hiç izlerle alakam yok. O köpek de olabilir. Böyle dağ aslanı da olabilir. Bilmiyorum ne o izi. O köpek değildi ama ya sanki. Ya bana da öyle geliyordu. Bilmiyorum yani. Hani şimdi bilmeden de dağ aslanının ayak izidir diyemem. Ya da kurdun ayak izidir diyemem. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu arada bayağı çıktık ya yukarı. Buraya da tatlı bir yer yapmışlar. Böyle.
Bu arada şöyle bir durum var. Daha trail'e başlamadık. Evet. Trail'in başlangıç yerine daha var. Bak burada da şeyler var. Yırtıcı kuşları sıralamışlar neler var diye. Buradan devam edeceğiz o zaman. Hadi bakalım. Let's go. Maceraya devam. Bak burada gösteriyor işte. Bak biz şimdi şu an buradayız. Evet. Şuradan başladık. Böyle buraya kadar geldik. Trail buradan başlıyor. Oraya kadar yürüyeceğiz. Şu bayağı şöyle. Ya. Şu Desert View Trail daha da büyük bu, zaten. Bu direkt en korkunç. Yok ya en korkuncu şu. Ne? Evet. Şu trail daha korkunç. Kısa bu ama çok sık. Ha. Bu da ikinci korktuğum trail. Bu biraz daha normal. Bence bugün tamamlayabiliriz bugün Canyon. Yapmayalım ya. Yapmayalım mı? Yok, o kadar zamanımız yok şu an. Aynaya bak. Hadi bakalım. Böyle başlangıcına kadar yürüyelim işte. Önceden yürümüştük oraya. Bak mesela burada da ayak izleri var. Köpek ya bunlar. Aa, bak bu bunlar. Ama bu nasıl köpek? Buna bak. Evet bu çok büyük yani. Ya bu da köpekse. Bu köpek değil ya. Geri dönelim. Gitmek istemiyorum. Hadi hadi. Gerçekten bu ne? Bilmiyorum. Bakma izlere bakmadan gidelim. Şey yapsak ya Google'dan fotoğrafını çeksek ya. Ama o çok doğru olmaz. Bence ben yorumlara güveniyorum. Arkadaşlar yazsın. Ya bu tarafa doğru gitmiş bak böyle. Bence köpektir o ya. Köpek pençeli köpek olur mu o kadar? Yani tırnaklı köpek köpektir, olur köpek. Mu? Gitmeyelim. Ya da dur. Bak zaten insanla birlikte yürümüş belli. Yanında köpek gezdiren adam. Şu manzara çok güzel gözükmüyor mu ya? Çok güzel gözüküyor. Evet, bence bu trail'a değiyor. Biraz korkunçtu ama temiz hava böyle doğanın içindesin. Bir de şimdi buradan gideceğiz. Sonrasında mangalımızı, ateşimizi yakacağız. Şurası çok güzel gözüküyor. Evet ya orası çok güzel hakikaten. Ki büyük ihtimal yani 2 gün önce çok daha fazla kar vardı orada. Daha güzel bir görüntü vardır. Buralar artık biraz erimiş karlar. Özellikle bugün eridi ya. Bugün tüm gün güneşliydi. Dün de öyleydi ama dün daha soğuktu. Bu arada baktım ben akşam. Biz hiç üşümedik ama... -6'yı görmüş ya. -6 olmuş mu? Olmuş. -4 olacaktı sanki. -6'yı görmüş. Hadi be. Aha. Hiç -6'lık hissetmedim çünkü ben ya. Çünkü biz çok hazırlandık ondan dolayı bence hiç hissetmedik yani. Burası -6 ise Laguna'da kalsaydık bilmiyorum ne olacaktı. Evet yani bana dün sıcak geldi. O bantları yapıştırmıştım ayağıma. O ısıtıcı bantları çıkardım yani o bantları. O kadar sıcak geldi. O kadar hazırlıklı gelmişiz ki. Şuralar. Çok vıcık evet vıcık. Ya. Artık yapacak bir şey yok. Ay kayıyorum. Halimiz evet. Çok kötü değil. Biraz evet şey balçık olmuş. O yüzden ayaklar kayıyor. Ama şurası biraz sakat. Evet taşlara basa basa şöyle. Oradan mı? Sen önden git hadi. Arkadan olunca korkuyor. Evet. Buradan devam. Abi bir de balçıkla uğraşıyoruz şu anda. Evet o kötü biraz. Balçık olması düşüyor. İyi misin? I'm okay. Let's go. Ayaklar battı. Daha bu bir de trail'in başına daha varmadık yani. İşte şimdi trail'in başına gidiyoruz. Trail'in başından geldik galiba ya. Şurada bir az kaldı gibi. Lazım. Şurası mıydı? Buradan mı devam ediyorduk? Evet buradan gideceğiz. Hı. Tam işte yukarı çıkıp şu aşağı indiğimizde asıl trail'in başlangıcına gelmiş oluyoruz galiba. Aynen. Tam kuş nasıl gidiyordu? Fıtı fıtı. Hı. Yine bir yürüyüş tam. Aynen. Çamura basmamak için bacakları aç aç. Trail'ı yapmak için buraya kadar geliyorsun. Bir de trail'ı yapmak nasıl bir şey? Hala gelme. Ha şuradaydı galiba. Ben deminden beri her şey şuradaydı diyor. Ve orada olmuyor. Bakalım bu zaman tutacak mı? Şuradan bir hayvan sesi geliyor. Kuş mudur nedir artık bilmiyorum. Ben normal insanüstü sesler duyuyorum korkudan. Ay sen de duyacağım birazdan. Hindinin sesi. Bak bir yere geldik işte. Burası. İşte yol ayrımı burası. Ha tamam işte ya. Buradan şeye çıkıyorsun. Diğer yola çıkıyorsun. Anladın mı? Aynen. Bak trail'ın başlangıcı şurada bir yerde. Şuradan başlıyorsun işte. Bak pati izleri burada yok. Var işte bak. Ama böyle gitme. Ha ya. O buradaki kar çok güzel değil evet, mi? Evet ya pamuk gibi. Ayakları evet. Burada temizleyebilirim. Su molası veriyoruz şimdi. Üzüm çamur olmuş. Üstüne nasıl gelmiş? Demin kamerayı düşürdüm ya onu temizlerken. Kamera nasıl şey olmuş çamur olmuş.
mikrofonun üstünü kırdık biraz. Kaldığımız yerden yola devam. Şeyi düşünelim de güneş batmadan. Bence işte yapmayalım. Öteki tireyiz uzun. Daha var, daha var. Neye daha güneşin var? Batmasına. Ya galiba şurasıyız. Bu sefer tutturuyoruz galiba. Şurayı hatırlıyorum ben. Buradan tireyanın aşağı. Başı biz diye. Buradan mı dönmüştük geri? Ha evet. Buradan dönersen 62'nin oraya çıkıyorsun. Ha, evet aynen bildim. Bak burası. Evet. Canyon, Oak'un başladığı yer burası. Evet şimdi daha buraya kadar yürüdük. Buradan sonra devam ediyor bir de yani. Asıl buradan başlıyor işte tireye. Evet. Bak biz şimdi buradayız. Buraya kadar yürüdük. Şuradan çıktık şöyle. Böyle geldik buraya. Eğer yapmak istiyorsak 1.65 milmiş bu trail. Evet. Buradan dönelim diyoruz. Aslında biraz daha gidebilirdik ama artık buradan çıkıp daha güzel olan yerler var aşağıda. Onları gösterelim. Hem de Ecem'i daha fazla korkutmayalım. Evet ki şey yapmıştık. Hatırlıyorum ben, bu o muydu? Buraya kadar yürümüştük, yarısına kadar da gitmiştik. Gitmiştik bunu. Evet. Yol hemen hemen aynıydı diye sonra geri dönmüştük. Evet. Hiçbir olayı yok diye ben kandırmıştım öbürü. Evet aslında korkumdan çok güzel yani. Korkumdan geri dönmüştük. Doğanın içinde. Neyse şimdi buradan aşağıya ineceğiz. Yine doğanın içinde yürüyüşe devam. Artık buradan devam etmiyoruz. Başka yolları deneyeceğiz. Ya bu şey kötü olmuş. Kar kalsaymış daha iyiymiş. Eriyince yer leş gibi çamur olmuş ya. Evet vıcık vıcık olmuş. Ta bu tepeye altında. Baksana ev yapmışlar. Evet oranın manzarası nasıl güzel. Çok güzel. Ne diyordun korkumda? Tam baltayı da işte nereme taktım. Evet bizim favori mekanımıza geldik. Normalde dolu gösteriyordu bugün. Bomboş. Herhalde vazgeçti. Bilseydik buraya gelirdik. Çünkü buranın özelliği şöyle bir şey. Göstereceğim size. Bir kez bayağı geniş bir alana sahipsiniz. Yani bizim kaldığımız yerde bayağı geniş. Orası ayrı ama şuradan manzarası çok güzel buranın. Böyle dağı görüyorsunuz. Gayet güzel bir manzara var. Geniş yani bir de. Komple. Önü açık. 18 gün sonra buraya geleceğiz. Burada kalacağız. Burayı tuttuk. Dün de kalabilirdik ama dolu gözüküyordu. Vazgeçmişler. Çok az kaldı kamp alanımıza. Dönüyoruz artık. Biraz da orada dinlenelim ya. Gün batmadan. Saat olmadı ya. Olmadı mı? Sanki bir saat yürüdük ya. Başladığımız yer burasıydı. Geldik. Şimdi buradan artık kamp alanına gidiyoruz. Dinlenelim biraz. Saat 4'e 20 var. Güneş batmadan birazcık dinlenelim. Sonra zaten ateş karşısında keyif. Evet. Başladığımız yere geldik. Burası da bizim oba. Burası da güzel ya. Gayet geniş. Biz burayı sevdik yani. Şu koskocaman alan size kalıyor. Benim buraya vurulmamdaki neden çok güzel bir gün batımı vardı dün. Tam böyle yakalayamadık ama o yüzden ben burayı çok beğenmiştim. Şimdi de çok güzel gözüküyor güneş. Evet, bayağı güzel gözüküyor. Artık biraz dinlenelim. Evet, akşam ne yiyoruz onlardan bahsedeyim. Genelde şimdi biz yemek yapmayı seviyoruz aslında ama hava bu kadar soğuk olunca dedik ki elleri fazla suya sokmayalım. O yüzden biraz hazıra kaçtık. Mesela şu noodle'lardan aldık. Bayağı hazır her şey. Sosu filan içinde. Bu mesela tavuklusu. Bunun bin bir çeşidi var. Bunlar tabii belki çok sağlıklı değil. Yani her zaman tüketildiğinde sonuçta katkı maddesi oluyor için. Her zaman tüketildiğinde belki kötü sonuçlar doğursa da arada bir tüketildiğinde çok sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. O yüzden aldık ve bayağı da lezzetli oluyor. İşin ilginç tarafı. Şöyle bir durum da var. Özellikle yatağa gitmeden önce tok gitmenizde fayda var. Özellikle karbonhidratlı ürünler yerseniz çok daha iyi olur. Bu şekilde üşümeyi de engellemiş olursunuz. Bu da diğer tiplerden diyelim. Bu arada ben böyle tipler veriyorum ama tabii böyle kampçı böyle daha bunu profesyonel yapan arkadaşlar kesinlikle benden daha çok biliyorlardır. Ama yine de artık yani bu 16. kamp diyoruz. O yüzden bir belli deneyimimiz var. Neyse şimdi suyu ısıttım mesela. Bayağı pratik olacak. Bunları mesela Walmart'tan alıyorsunuz. Kaç taneydi? 6 tanesini 1,5 dolara mı ne aldık? Bayağı uygun. İçi de şöyle gözüküyor. Şu anda böyle sert bu. Suyu görünce yumuşayacak. Suyu kaynattım zaten. Sıcak kaynamış suyu içine ekleyelim. Şu çizgisine kadar ekliyoruz. Sonra karıştıracağım bunu. Yumuşayacak zaten.
sonra da afiyetle yiyeceğiz. Bu yumuşarken bir şey daha göstereyim. Başka pratik ne yaptık onu göstereyim bir de. Bunu Ecem hazırladı. Öncesini hatta dün de yapacaktık. 2 paket olacak şekilde hazırladı. Ama dün yiyemedik çünkü çok geç oldu filan. Daha pratiğe kaçtık. İşte o noodle'lardan yedik. Aynı zamanda sosis yaptık. Ondan yedik. Göstereyim hemen şimdi size. Bu yarının sandviçleri, kahvaltıda yiyeceğiz. Aynı zamanda böyle dünden hazırlanmış işte tavuk, sebze, her şey içinde. Bu akşam bunu yapmayı planlıyoruz. Direkt tavaya atacağız ve yiyeceğiz. Fazla da bulaşık çıkmamış olacak. Altına da evet patates püresi. Ağzım sulandı ya. Neyse şimdi noodle'la idare edelim. Belki bu akşam artık hot dog yapmayız. Evet görüyorsunuz yumuşamaya başladı bile. Bu daha da yumuşayacak. Biraz daha beklemesi lazım. Sonra yiyeceğiz bunu. Bu arada hava biraz bulutlandı. Daha güneş tam batmadı. Herhalde bir nereden baksan 1,5 saati de var. Ama artık biraz daha kalınları çekip ateşi yakma zamanı yaklaşıyor. Odunları kırdık birazcık ve böyle hazırladık. Burada yakacağız. Bu kadar odunumuz var. Bir de orada da daha odunumuz var. Bu bizi 11'e kadar götürür. 11'e kadar burada takılırız. Daha sonrasında artık uyku olacak. Bir şeyler de yiyeceğiz tabii güzel. O tavuğumuzu yiyeceğiz. Keyifli bir gece bizi bekliyor. Dünden daha ılık olacak bu gece. En fazla -3'ü göreceğiz gibi gözüküyor. O da sabaha karşı zaten. Artık dinlenip gecenin keyfini çıkartalım bence. Ateşimizi yaktık. Çok güzel bir gün batımı var. Ecem hatta orada gitti fotoğraf çekmeye şimdi. Instagram için.
Şimdi şöyle bir gerçek var. Eğer bu kamp olayından böyle zevk almıyorsanız, doğayla iç içe olmaktan, gerçekten bu bir eziyet gelebilir insana. Çünkü bayağı yorucu ya. Yorucu, evet. Toparlanmak ayrı bir dert. Kurulmak ayrı bir dert. Bunun yanında bir sürü soğuk faktörü var. Mesela hava çok soğuk ya da çok sıcak olabiliyor. Aynen, iki gece boyunca duş almıyorsunuz filan. Su sıkıntılı. Ama biz çok zevk alıyoruz doğayla baş başa olmaktan. O yüzden bizim için inanılmaz keyifli. Dün gece bayağı keyifli bir yemek yaptık. Lezzetliydi çok. Onu yedik. Kaça kadar oturduk ya? 11'i çeyrek falan geçiyordu galiba. Evet. Öyle bir şeydi. Burada normalde kural var. 11'de gelip ateşi söndürüyorlar ama biz artık köz haline getirmiştik kuralı bildiğimiz için. O yüzden Ranger geçti direkt. Hmm. Biraz daha bir 15 dakika daha oturabildik. O ateşin başında zaten oturmaya başlayınca bütün o yorgunluk, her şey gidiyor. Aynen. Tamamıyla değiyor her şeye bizim için. Bir de tam yatmadan böyle çay içiyoruz. Ben çay içiyorum. Ecem sıcak çikolata falan içiyor. O böyle bizi sıcak tutuyor özellikle kış aylarında. Şimdi buradan ayrılacağız. Çok kısa bir yere uğrayacağız. Hı-hı. Nereye uğruyoruz? Julian Park Company. Evet. Bu Julian'ın içinde aslında bu William Hayes'e. O yüzden buraya bayağı yakın bir tatlı kasaba var. Belki onun tamamen ayrı bir videosunu bir gün yapabiliriz. Amerikan kasabası diye başlık koyup böyle direkt. Çok keyifli bir kasaba. Oranın da payı meşhur. Payda aslında turtası meşhur. Sadece bir turta dükkanı. Buraya gelmişken o turtadan da bir yiyelim dedik. Daha önce gelmiştik ama videoya dahil etmemiştik onu. Bu sefer göstereceğiz. Evet, çok kısa bir göstereceğiz. Ondan sonrasında artık eve gideceğiz. Sıcak evimize. Dinleneceğiz. Dinleneceğiz. Evi bir özledik. Yani bugün, öyle oluyor zaten. Bugün kalsak kalırdık. Ama bugün daha. Da artık yani bugün mesela biraz fazla gelebilirdi. Çünkü insan duş almak istiyor. Sıcak evini özlüyorsun. Ama çok keyifliydi. Evet. O tatlı bahsettiğimiz Julian kasabasına geldik. Burası tam böyle merkezi sayılabilir. O Julian Pie da hemen şurada. Şimdi oraya gideceğiz. Geldik ama sağlam sıra var ya. Ya burası bayağı ünlü bir yer. Hmm. Millet Başşehir dışından falan da geliyor, evet, diğer eyaletlerden. Aynen. Ve aynı zamanda şey de yapıyorlar. Böyle tam pie yapıp onları marketlerde de satıyorlar. Aslında öyle de bulabiliriz ama burada taze taze yemek çok daha mantıklı. Evet, hazır yolumuzun üzeri. Evet. Sıra bayağı ilerledi. Şimdi içeri gireceğiz. Çok kalabalık ya. İşte markette satılanlar da aynen bu şekilde satılıyor. Fiyatı da aynı. 20.95 tam alırsanız. Markette de aynı, burada da aynı fiyat. Evet, burada da pay çeşitleri var. Hangisini alıyoruz şimdi biz? Bence Apple Mountain Berry Crumble alalım. Önceden şundan yemiştim ben, bayağı takmıyordum. Evet, ben de galiba blueberry almıştım. Evet, o da güzeldi. Bu sefer farklı deneyelim. Üstüne bir de dondurma koyduracağız. İki çeşit dondurması var şurada. Vanilya ve tarçınlı. Evet, vanilya alacağız, evet, biz. Evet, vanilyalı. Evet, yanına da bir de kahve alırız şöyle. Tadam! Evet, aldık. Çok güzel gözüküyor. Yalnız dondurma da bayağı büyükmüş ya. Evet, dondurma çok büyüktü. Bu arada biz geçen sefer geldiğimizde böyle iki tane almıştık. Çok fazla gelmişti. Hmm. O yüzden şimdi bir tek tane aldık. Söyledi. Bir de yanına donat aldık ya. Aynen, donat. Orada donatlar çok lezzetli gözüküyordu. Önce bunu mu yesaydık acaba? Onu yiyelim istersen. Sonra mı bu? Nasıl? Yok ya, bence dondurmalar erimesin. Tamam. Önce onu yiyelim. Yanaklar kırmızı kırmızı evet, oldu. Evet ya, yanmışız galiba. Soğuk mu çarptı bilmiyorum. Soğuk yanığı oldu galiba. Evet, bunun için Ömür o fazla olan sırayı bekledi. Evet, bekledim ama çok hızlı ilerledi aslında. Yaklaşık herhalde bir 15-20 dakika bekledik. Nasıl? Güzel mi? Çok güzel. Çok mutluyum şu anda. Evet ya. Fiyatını da göstereyim size. 4.75 slice'ı, ice cream'i 2.75, small coffee 1.75, Ecem'in mokası 2.75, bir de donat aldık yanına 1.25, toplamda 14.18 yapıyor. Ya şimdi de donat tadımı evet. Yapacak Ömür. Bence içi dolu bunun, göreceğiz bakalım. Bilmiyorum, bence boş içi. Öyle mi? Bana bakalım. Öyle geliyor, sertleşmiş mi? Boş. Boş ama hayat güzel yüklü. Duruyor. Bir de tadına bakayım. Nasıl, güzel çok mi? Çok ilginç, güzel. İlginç mi? Merak ettim. Aslında bunu şeyden yapmışlar. Payı yaptıkları hamurda. Ha, öyle gibi hakikaten. Afiyetle payımızı yedik. Çok güzeldi ya. Çok güzeldi değil mi? Çok lezzetliydi. Kar kampımızı da yaptık. Bütün mevsimlerdeki kampları yaptık artık, evet, herhalde. Aynen. Her mevsimde kampı yapmış olduk, tamamladık. Bizden bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.